Kız anne, bu menekşenin dibinden tuhaf tuhaf şeyler çıkmış. Yolayım mı? Hayır, yolma. Bana bak. Menekşenin dibine ceza olsun diye Arnavut biberi ektim. O biberler büyüsün de arasında kaybolsun. Görsün bakalım gününü. Bana bak, sen de konuşup yüz verme şu hasbaya. Kız çok gülünsün anne ya. Bir de benim bilimsel çalışmalarımla dalga geçiyordun. Ceza olsun diye menekşenin dibine biber ekmişmiş. Kız bir de kezzap dökseydin ha, idam etseydik hayvanı. Dünkü silahlı adama saçtığın dehşet seni kesmedi galiba. Seni gidi kaltak menekşe seni erdirdi iblis melune. Dalga geçme kız anneyle. Benimkisi senin hesap bilimsel deney falan değil. Bildiğimiz terbiye olayı. Terbiye etmezsen açmaz bunlar. Bak geçen de şu açeliği 10 dakika buzdolabına kilitledim. Çıkışta 4 tane açtı ya. Ay. Uslu dururlarsa su da var, gübre de var. Öyle naza kaprise falan gelemem. Sen çekil bakayım şöyle. Ben şunlara bir bağırayım. Sen şimdi gör bakalım o zaman nasıl açıyorlar. Lan! Ayağıma üşenmem, keçi getiririm hepinizi yediririm. Alim Allah, sizi bana sayıyla mı verdiler ha? Anne yavaş. Ay korkudan benim bile ödüm patladı. Ay az kalsın fotosentez yapıyordum. Lan yakarım çakmakla kukunu he. Giyotin giyotin. Giyotin. Gülme kız gülme. Arka çıkma şunlara be. Senden yüz bulacaklar. Bana bak Sıdıka. Bunların gözü önünde seni öyle bir döverim ki ibret olsun diye. Vallahi onu yaparsın diyecek hiçbir şeyim yok. Dün gece o silah sıkıcısı ayıyı nasıl paketleyip kaldırıma koyduğunu gördükten sonra. O başka Sıdıka. O basit bir zabıta olayı çocuğum. Şimdi terbiye mevzusundayız. Bak seni de bu çiçekler gibi zamanında dövmeseydim şimdiye kaltak olurdun ya. Kabahat işledin mi cezasını göreceksin. Bak şimdi maşallah hanım hanımcık bir kız oldun. He, ondan 17 yaşıma kadar yatağa işedim ben. Daha el kadar bebeyken yukarım kokunu çakmakla işeme diye tehdit ediyordum. Tepki olarak bilinçaltı 17 yıl boyunca yatağa işledi işte. Ne alakası var Sıdıka? O zaman cin musallat olduydu sana çocuğum. Zippo cinleri. Çakmak çakmak. Öyle zippo züppe falan ne oluyor? Öyle konuşma anneyle bana bak. Sen böyle benim ünvanımı cadı boğaz Safiye olarak değiştiremezsin tamam mı? Tamam anne tamam. Aman diliyorum Zeyna Hanım dur. Zeyna kim kız? Ha? Öyle deme anneye her zaman. Zeyna artist. Televizyonda dizisi yayınlanıyor yani. Zeyna Değirmencioğlu. Pamuk Prenses'in azıcık yapılı ve agresif olanı. Acayip kılıç kullanıyor. Dağ gibi herifleri anlı tak 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 tak. Zeyna ateşli silahlara da karşı yani. Ya dur bir dakika anne. İlkel zamanlarda terlik bir silah olarak kullanılmıyordu. Daha çok ok veya ayrı maçta. Ya dur. Sen bir daha anne Zeyna Meyla diyeceksin. Tamam anne. Tamam. Direkt ben tövbe diyorum bak. Çıkamam anne, can güvenliğim yok. Bana bak, kıyamete kadar o odada kalırsın sonra. Açsın, dışarı çıkarsam kıyamet akabinde kopacağım. Bu bakımdan zaman kazanmaya çalışıyorum. Bak, uyarıyorum. Şimdi çıkarsam ufak bir kıyametle atlatabiliriz Sıdıka. Akşam baban geldiğinde kıyametin ebatları bir büyür aklını almaz. Anladın mı? İyi, tamam o zaman. Yalnız terlik seçme hakkım var mı? O pomponlu yumuşak terlikle vursan çıkarım. Olmaz öyle şey. Bebek patiyle vursaydın bari. Gel.